Merhaba sevgili dostlar, merhaba sevgili ince gör izleyicileri. Bu videomuzda sizlere gördüğünüz gibi mekanik beyin sökmeyi göstereceğim arkadaşlar. Bu beyinde de arıza olduğunda dostlarım genelde yıkamada, normal yıkamada veya durulamada veya sıkma öncesi takılmalar görülebilir. Bundan kaynaklı dostlarım bu beyinde Arıza olduğunu düşünebiliriz tabi bundan önce e, durmaya kaynaklı yani takılma kaynaklı hangi arıza var onu bulmamız gerekiyor. Eğer herhangi bir arıza yoksa veya makine ısıtma, ısıtmıyorsa ısıtmadığından kaynaklı bir sıkıntı varsa termostat kontrolü yapıyoruz biliyorsunuz Bunu daha önce e, çamaşır makinası program takılıyor videomuzu anlatmıştım. Şimdi mekanik beynin nasıl söküleceğini size göstereceğim dostlar. Hep birlikte bu mekanik beyni dikkatli bir şekilde sökeceğiz. Şimdi mekanik beyni sökmeden önce arkadaşlar deterjan çekmecesini çıkarıyoruz. Evet deterjan çekmecemizi çıkardıktan sonra şimdi burada iki tane vidamız var dostlar. Bu vidaları sökeceğiz ve ne yapacağız? Ön paneli sökmeye başlayacağız. Hemen bu iki vidayı sökelim. Mekanik beyni cihazlarda dostlar yani eski sistem cihazların hala kullanıldığını biliyoruz. Ve kullanıcılar bu cihazlardan vazgeçmiyor. Çünkü bol suyla yıkama yaptığı için çok temiz çamaşırlar çıkarabiliyor. Evet vidamızı söktük. Şimdi şuradan program cihazımızı ne yapıyoruz? En üst yani 12 konumuna getiriyoruz. Termostatımızı soğuk konuma aldık. Çekerek çıkarıyoruz dostlar. Bunu da çekerek çıkardık. Şimdi tırnaklardan kurtaracağız dostlar bunları. Bakın şurada bir tırnak var. Şurada da bir tırnak var. Şuradan da şöyle yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Şu ön görünüşümüzü alıyoruz. Bayağı paslanmış. Fakat hala çalışır vaziyette. Bakın dostlar burada paslar görüyorsunuz. Bu paslar neden kaynaklanıyor? Deterjan çekmecesine fazla deterjan koyduğunuzda deterjan gidemediği için suyu buralara taşırıyor. Buradan bakın dostlar buralara kadar hem deterjan hem pas lekesini görebiliyorsunuz. Şimdi mekanik beynimizi sökeceğiz. Öncelikle şuradan kurtarmamız gerekiyor. Şöyle kurtardık ve artık mekanik beyni sökeceğiz şimdi dostlarım mekanik beyni sökerken şu konumunu unutmayacaksınız yani bakın hafiften çapraz bir şekilde duruyor yani tam düz durmuyor hafif yatık bir şekilde bu konumu unutmayacaksınız konumu unuttuğunuz anda program yerleri karışacaktır hemen şurada iki tane vidası var bu iki vidayı ne yapıyoruz söküyoruz Bu vidaları da kaybetmeyin dostlar. Bu vidalar da önemli. Şunu da söktükten sonra artık beynimiz serbest kalacak. Evet. Şu şekilde gördüğünüz gibi mekanik beyni çıkardık. Şimdi dostlar burada gördüğünüz gibi 1 2 3 dört tane farklı renk var. Ee, bu renk sırasını fotoğraf çekebilirsiniz. Bunun fotoğrafını çekebilirsiniz. Veya da bunları çıkardıktan sonra hepsini izole bantlayabilirsiniz. Bunları tek tek çıkaracağız şimdi. Şöyle yanlarında tırnaklar var dostlar. Bu tırnaklara basacağız ve çıkaracağız. bir 2 Bayağı sert dostlarım bu mekanik beyni çıkarırken çok zorlanabilirsiniz. <laughs> Tırnaklara basılı olduğu halde kurtulmayabiliyor. Evet çünkü uzun zamandır beri yerinde takılı. Ve hiç şurada bir toprak hattımız var. Çıkaralım şöyle elimizin altından bir kontrol kaleminden yardım alacağız. Evet gördüğünüz gibi çıtır çıtır ediyor. Uzun süredir bir yerine takılı olduğu için biraz sert sökülmesi normal. Evet dostlar şunu da şuraya. Sıra şuna geldi. Bu da çok sert. Şuradan kaldırıyorum. Bütün soketleri aynı anda geçtiği için dostlar, onun için biraz daha sert sökülüyor. Şurada söktükten sonra, bakın burada A, B, C, D diye yazmışlar. Şurada kararmaları görüyorsunuz sokette. Muhtemelen bu ısıcıya giden bir bölüm. Evet dostlar. Mekanik beyin sökümü bu şekilde. Şimdi bunun içerisinde nasıl çalışıyor? Burada bir saati var dostlar. Bu sürekli çalışıyor. Tıkır tıkır tıkır. Ee, ve ne oluyor? Platinlere bastırıyor. Yani sıkma zamanı geldi. Sıkma platini su alma zamanında. Su alma platini yıkama sırasında sağa sola dönme platinleri. Sürekli bastırıp dostlar makineye yön veriyor. Hangi program nerede çalışacak? Nasıl olacak? Hepsini gösteriyor. Bakın. Normal şu şekilde olması gereken yerlerden bir tanesinde gördüğünüz gibi ne olmuş? Bakın dostlar siyahlığı görüyor musunuz? Bu program cihazı burayı eritmiş. Yani bunun platinlerinde sıkıntı var. Buradaki erimeden kaynaklı ne oluyor? Program cihazı çalışmıyor, sıkıntı yaratıyor. Ne yapıyoruz bunun? Onarımına baktırıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi bu şekilde dik bir şekilde değildi. Hafif şöyle çapraz bir şekildeydi. Bunun yerine karıştırmamanız gerekiyor. Yoksa program cihazının e, programlarını karıştırmış olursunuz. Bu nasıl sökülüyor? Bunları dostlar yapan e, elektronikçi dostlarımız var. Bunların gördüğünüz gibi şuralardan e, kapalı bir şekilde 4 tane pimi var. Bu pimleri e, matkapla açarak çıkarıyorlar. Bunu tek tek çıkarıp ne yapıyorlar? En sonunda arızalı olan sıkıntılı olan platini değiştirip tekrar aynı şekilde dizip kapatıyorlar dostlar. Ve daha sonra sorununuz çözülmüş oluyor. Bu program cihazının sökülmesi bu şekildeydi. Dizerken de yine aynı önce program cihazı e, kablolar program cihazı daha sonra da ön panel yerine bir iki tane vidasını takabilirsiniz. Videomu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.